Alimlerimizden kimileri, dikkat ederseniz, insanın ana rahmindeki teşekkülüyle alakalı nutfe yani meni dönemini anlatırken 40 gün dedi. Sonra alaka dönemini yani bir kan pıhtısı oluş dönemini anlatırken de misle zalik dedi. Sonra mudga dönemini, bir çiğnemlik et parçası olma dönemini anlatırken de misle zalik, tıpkı onun gibi dedi. Alimlerimizden kimileri nutfe dönemini 40 gün, alaka dönemini de 40 gün, misle zalik dendiğine göre 40 gün, mudga dönemini de 40 gün anlamışlar. Böylece 120 günün sonunda melek gelir, ona ruh üfürür. Böylece 120 gün öncesinde o bir et parçasıdır. O insan değildir. Sadece organizmaya insan denmez. Ruhla bedenin bileşkesine insan denir. Böylece kimileri demişler ki 120 gün öncesinde çocuğun alınması, aldırılması caizdir. Çünkü o 120 gün öncesinde henüz ruh üfürülmediği için sadece bir et parçasıdır. Ruh üfürülmediği için henüz o insan değildir şeklinde anlamışlar. Alimlerimizden kimileri de bütün bu üç merhalenin 40 gün olduğunu anlamışlar. Lakin bir üçüncü anlayış daha var, onu söyleyeyim. Bu tür öldürmelere sevgili peygamberimiz ved'ul hafi diyor. Gizli öldürme. Yani söyleyin Allah aşkına, küçücük bir fidanı kesmekle koskoca bir ağacı kesmek arasında bir fark var mı? Yok değil mi? Bırakırsanız o küçücük fidan da ileride bir ağaç olup çıkacak. Yani hangi dönemde olursa olsun çocuğun alınması ve aldırılması caiz değildir diyen alimler var. Ben de o kanaatteyim. Çünkü öldürenler ne için öldürüyor? Ekonomik bir kaygıdan dolayı değil mi? Besleyemeyiz, büyütemeyiz, eğitemeyiz, yetiştiremeyiz diye değil mi? Yani soframıza bir kaşık daha fazla uzanmasın diye değil mi? Halbuki Allah Kur'an'ında buyurur ki nahnu nerzukuhum ve iyyakum. O çocuklarınızın rızkını da sizin rızıklarınızı da biz veriyoruz. Dikkat ederseniz çocukların rızkı başa alınmış. Nahnu nerzukuhum. O çocukların rızkını da ve iyyakum. Sizin rızkınızı da biz veriyoruz buyururken Rabbimiz çocukların rızkını öne aldığına göre anlıyoruz ki biz çocuklarımız sayesinde doyuyoruz. Yani çocuklarımızı biz doyurmuyoruz da onlar sayesinde biz doyuyoruz. Çocuklarımız sayesinde Allah bize rızık gönderiyor.